Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Burada bazı zeka türlerini açıklamış. Sorum şu şekilde arkadaşlar, bu bilgilere göre sorularından hangileri birinci zeka alanıyla ilgilidir diyor. Bakalım, sözel zeka fikirleri, duyguları ve ruh hallerini iletmek için sözcük ve cümleleri başarılı bir şekilde ifade etme becerisini kapsar. Bu zeka alanına sahip bireyler bir dili kolayca öğrenebilir. Kendi dillerinde olduğu gibi başka dillerde de kendilerini oldukça iyi ifade edebilirler. İkincisi görsel zeka demiş. Görsel unsurları algılayabilme ve farklı biçimlere büründürebilme gibi özellikleri kapsar. Bu zekaya sahip olanlar görsel ögeleri grafiklerle, çizimlerle ifade edebilir. Zihinde canlandırma yetenekleri çok yüksektir. Bakalım hangisi birinci zeka yani sözel zeka alanıyla ilgili bir soru olabilir. A'ya baktığımda şekilde kaç adet kare bulunmaktadır diyor. Daha çok görsel zeka ile alakalı, şekillerle alakalı arkadaşlar. Bu yüzden cevaplarının arasında bir olmamalı. 2'ye baktığımda yine şekil katlanarak bir küp elde edildiğinde karşılıklı kareler hangi renklerde olacaktır diyor. Burada da arkadaşlar yine bir görsel zeka alanı ile ilgili soru var. Bunu da eledim. 1 ve 2 olmayacak cevaplarının arasında. O zaman A, C ve D elendi. 3'e baktığımda ise harfleri kullanarak hangi kelimeler oluşturulabilir diyor. Sözel zeka alanında da diyordu ki dil becerileri gelişmiştir diyor. Bu da zaten kelimeleri oluşturma dille alakalı, dil becerileriyle alakalı bir şey olduğu için cevabım yalnız 3 olmalıdır. Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu ressamlardan herhangi birinin eseri olabilir diyor. Bakalım. 1945 yılında Fikret Oytam'ın da aralarında bulunduğu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencileri tarafından kurulan Onlar grubu, Türk resim sanatının kaynağını Anadolu'dan, geleneksel el sanatlarından ve yerel motiflerden alması gerektiği görüşü ile hareket etmiştir. Grup, bu unsurların sağlam bir desen anlayışı ve uygulaması ile sentezlenmesini, özgün bir resim anlayışının ancak bu surette oluşabileceğini savunmuştur. Bu gruba mensup sanatçılar Anadolu doğasını ve insanı resimlerine, Anadolu'nun geleneksel ögeleriyle batılı resim tekniğini birleştiren özgün bir biçim anlayışıyla aktarmayı amaçlamıştır diyor. Anadolu'yu resmetmiştir demek istiyor aslında arkadaşlar. C olamaz, batıya ait bir resim olabilir. A da olamaz arkadaşlar. Anadolu'yla böyle bir geminin alakası yoktur, kelebeklerin. B de olamaz. Zaten resme baktığında neden olamayacağını anlayabilirsiniz. Fakat D'de bir Anadolu'daki bir çobanı resmetmiş olabilirler. Dolayısıyla D şıkkındaki resim söz konusu ressamlardan herhangi birinin bir resmi olabilir. Cevabım Deniz. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan dijital saatlerde yukarıda verildiği gibi 4 gösterge vardır ve her gösterge bir rakam alanıdır. Her göstergenin içindeki bölümler A, B, C, D, E, F, G sembolleriyle gösterilmektedir. Dijital saat kaçı gösteriyorsa o saati gösteren bölümlerin aydınlatması yanmaktadır. Yanan semboller 1, yanmayan semboller ise 2 ile gösterilmektedir. Örneğin yukarıdaki verilen dijital saatin birinci göstergesi yalnızca B yanmadığı için 0 gösterilmektedir. Ve göstergesi 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 biçimindedir. Bu bilgilere göre birinci gösterge böyle demiş, ikinci gösterge, üçüncü gösterge ve dördüncü gösterge demiş. Biçiminde olan dijital saatin gösterdiği vakit aşağıdakilerden hangisidir? Ben şimdi arkadaşlar dijital saatin göstergeleri üzerinde yananlara şöyle çizgilerle göstereyim yananları. Yanmayanları boş bırakayım ve çıkan saati okuyalım. Şimdi birinci göstergede A yanmıyor, B yanmıyor, C yanmıyor, D yanmıyor, ne yanıyor? E yanıyor, E'yi yaktım. F yanmıyor, G yanıyor, G'yi de yaktım. Bu ikisini birleştirebilirim artık. Şöyle. Düzgün çizersem daha iyi olacak. İkinci göstergeye geldim. A, B, C, D, E yanıyor. A, B,
C, D, E yanıyor. Bir daha hangisi E yandı? F yanmıyor. Bir de G yanıyor sondaki. G'yi de yaktım. Bu da 9'a benzedi. Şunu da birleştirdim. Bunu da birleştirdim. Birleştirdim. Tamam. Geldim 3. göstergeye. A, B, C, D yanmıyor. E yanıyor. E'yi yaktım. F sönüyor. G yanıyor. Bu da 1 oldu arkadaşlar. Tekrar. G'yi de yaktım. Geldim 4.'ye. A, B, C, D yandı. A, B, C, D yandı. E söndü, F söndü, G yandı. G'yi de yaktım. O zaman bu da 5'e benzedi. Şöyle birleştirirsem. Birleştiriyorum. Evet. Ne oldu arkadaşlar? Burası 19. Burası da 15. Yani saat kaçı gösteriyormuş? 19.15'i C şıkkı cevabı. Bir afiş var yukarıda değerli arkadaşlar. Bakalım benden ne istiyor? Bu bilgilendirme afişinde karşılıklı boş bırakılmış sembollerle aşağıdaki bilgiler sırasıyla yerleştirilecektir. 1, 2, 3, 4, 3 tane vermiş. 1. Setlerde ambulans ve sağlık çalışanı ile ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak. 2. Çalışmalar mümkün olduğu kadar en az kişinin set alanına erişimine izin verecek şekilde koordine edilecek. 3. Sette kullanılan ulaşım araçları ve karavanları günlük nakliye araçları ise haftalık dezenfekte edilecek. Buna göre numaralanmış bilgilerle semboller eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Birincide zaten bir ambulans var. Dolayısıyla birinciye yani şu boş bırakılan yere biri yerleştirmem lazım. Ne diyordu bir de? Setlerde ambulans ve sağlık çalışanı ile ateş ölçerlerle yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulundurulacak demem gerekirdi. Buraya yerleştirdim. Yani yeşil bir olacak. Şurada bir tane karavan görüyorum arkadaşlar mavili kısımda. Dolayısıyla mavili kısma da 3. yargıda ne diyordu? Sette kullanılan ulaşım araçları ve karavanları günlük, nakliye araçlarını ise haftalık olarak dezenfekte edilecek. Buraya da 3'ü yerleştirdim. Şurada ne diyor arkadaşlar? Bakalım 2'deki buraya yerleştirilecek. Çalışmalar mümkün olduğu kadar en az kişinin set alanına erişimine izin verecek şekilde koordine edilecek. Yani burada ne yapmış? 3 tane koltuk var. 3 tanesinden ortadaki boş. Yani en az kişiyle iş yapmayı ifade etmiş. Yeşil de bir olacak. Doğru. Doğru. Bunlar yanlış. C ve D'yi eledim. Mavi de 3 olacak arkadaşlar. Doğru. B'yi eledim. Yanlış. Sarı da 2 olacak. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabım.